Merhaba değerli konuklar. 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen bu özel geceye hepiniz hoş geldiniz. İstiklal Marşımızı ve Avrupa Birliği Marşımızı dinleyerek başladık bu önemli geceye. Good evening all distinguished guests. We are delighted to welcome you to this festive evening organized by the delegation of the European Union to Turkey on the occasion of the Europe Day. Please allow me to walk you through tonight's program. As we firstly listen to the Turkish national anthem and the European anthem, the head of the European Union delegation to Turkey, Ambassador Christian Berger, will take the floor to deliver his welcome addressing. Mr. Berger will be followed by the Acting Undersecretary of the Ministry of European Union Affairs, Ambassador Selim Yenen. Değerli konuklarımız, bu gecenin programını paylaşalım hemen sizlerle. İstiklal Marşımızı ve Avrupa Birliği Marşını dinledik. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger açılış konuşmasını yapacak öncelikle. Büyükelçi Berger'in ardından Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Selim Yenen'in konuşmalarını dinleyeceğiz hep birlikte. Konuşmalardan sonra konserimize ve sanatçılarımıza sıra gelecek. Hemen ardından da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Türkiye'nin Yüzleri fotoğraf yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edilecek. Bunun ardından da sizleri bu yarışma kapsamında seçilen 23 fotoğraftan oluşan fuayedeki sergiyi gezmeye ve Avrupa onuruna kadeh kaldırmaya davet edeceğiz. After the speeches, ladies and gentlemen, we shall move on to the musical performances and meet a few outstanding artists. Immediately thereafter, awards will be handed out to the three winners of the Faces of Turkey, a photography competition organized by the delegation of the European Union to Turkey. We will then invite you to have a look at 23 selected photographs from this competition in the foyer while sampling a variety of tastes and raising a glass to Europe in the ensuing reception. Değerli konuklarımız, şimdi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger'i açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Now I kindly invite the head of the European Union delegation to Turkey, Ambassador Christian Berger, to take the stage to deliver his welcome speech. Good evening. The Undersecretary Selim Yenel, distinguished guests, dear colleagues and friends, dear ladies and gentlemen. İyi akşamlar diliyorum. Saygıdeğer Müsteşar Sayın Selim Yener, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili meslektaşlarım ve sevgili dostlarım. A very warm hoş geldiniz. Let me thank the very gracious host of this event, the Presidential Symphonic Orchestra and the Ministry of Culture. We honored that we can celebrate EU Day in this historic building. İzninizle sözlerime böylesine alicenap bir ev sahipliğiyle bizleri ağırlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür Bakanlığı'na teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Ve bu vesileyle böylesi tarihi bir binada Avrupa Birliği gününü kutlayabildiğimiz için ne kadar onur duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Every year when we mark EU Day on 9 May, we recount the story of French Foreign Minister Robert Schuman when he in 1950 laid out his vision of how almost 1,000 years of war between the European peoples and nations could be overcome by simply putting under the control of a supranational body the very raw material that feeds all wars, steel and coal. The struggle for peace was at the center of his ideas. Her yıl Avrupa Birliği gününü 9 Mayıs'ta kutluyoruz ve 9 Mayıs'ta her seferinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın 1950 yılında ortaya koymuş olduğu vizyonunu bir kere daha hatırlıyoruz. Bin yıl boyunca devam eden Avrupa'daki milletlerin ve halkların savaşına sebep olmuş olan çelik ve kömürü kontrol edecek olan bir üst, milletler üstü bir organ yaratma fikriyle yola çıkmıştı. Ve verdiği mücadele hep barış için oldu. Fikirlerinin merkezinde hep bu anlayış vardı. But he also set out ideas for a new form of political cooperation, which would make war unthinkable, at least in Europe. Today, the European Union covers over 4 million square kilometers and has 510 million inhabitants, the world's third largest population after China and India.
Bugün koymuş olduğu fikirlerin, ortaya atmış olduğu fikirlerin esasında farklı türde bir siyasi işbirliğini ortaya koyduğunu daha iyi anlıyoruz. Ve bu vesileyle savaşı düşünülemez kılmak istemişti Avrupa için. Bugün Avrupa Birliği'ne baktığımızda 4 milyon kilometre karelik bir alanı kapladığını ve Çin ve Hindistan'dan sonra 3. büyük nüfusu oluşturan 508 milyon kişiyi barındırdığını görüyoruz. Wars between European nations are something of the past, but we still have to cope with a plentitude of crises. The very existence of the European Union has been put into question, the economy has gone through a rough patch, and the very essence of the European Union, its solidarity and humanitarian values, are being tested. Xenophobia, racism, fear of other cultures are issues that we need to deal with forcefully. Her ne kadar Avrupa milletleri arasındaki savaşlar geride kalmış olsa da görüyoruz ki günümüz itibariyle pek çok krizle mücadele etmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nin kendi mevcudiyetinin bile sorgulandığı, ekonominin son derece zor bir dönemden geçtiği ve Avrupa Birliği'nin özünü teşkil eden değerler olan dayanışma ve insani değerlerin teste tabi tutulduğu günlerden geçiyoruz. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve diğerinden korkma, diğer kültürlerden korkma halen üzerine büyük bir güçle gitmemiz ve meşgul olmamız gereken konuların başında geliyor. Not only is the economy recovering in the Eurozone, the recent elections in several European member states have shown a clear choice. A choice for Europe and the rejection of negative trends. Indeed, the future of the European Union is a choice. A choice that belongs to every European citizen and matters to the entire world. Ve görmekteyiz ki bu zor durumdaki ekonomi sadece toparlanmakla kalmıyor ama Eurozone'daki gelişmelerle hem ekonomi iyiye gidiyor hem de Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde son dönemde yaşadığımız seçimler Avrupa Birliği halkının son derece net bir şekilde tercihini ortaya koyduğunu da gösteriyor. Yani Avrupa yönünde tercihini koyduğunu ve olumsuz bütün eğilimlere karşı durduğunu göstermekte. Ve esasında Avrupa Birliği'nin geleceği de bu seçimlere dayanmakta. Avrupa Birliği'ndeki her bir vatandaşa ait olan bu seçimler aynı zamanda bütün dünyayı da etkilemekte. And it matters for Turkey that has taken the strategic choice of joining the European Union. The EU has a clear interest in a stable, secure, economically successful and democratic Turkey, which is a relevant partner, a relevant player in many different issues. Turkey matters to the European Union. Our relationship can only go forward. In the words of Mrs. Mogherini, the European Union will discuss with Turkish interlocutors the way forward from our side in a very frank, open, constructive, serious but serene manner for the benefits of our citizens respectively, all Turkish citizens, all European citizens. Ve esasında Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girme kararı alarak son derece stratejik bir kararı ve tercihi ortaya koymuş bulunuyor. Avrupa Birliği, Türkiye'nin istikrarlı olması, güvencede olması ve ekonomik olarak başarılı olması ve demokratik bir Türkiye olmasından açık ve net bir şekilde fayda sağlayacak. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği için son derece önemli bir partner ve pek çok farklı konuda Avrupa Birliği için beraber hareket edebileceği son derece önemli bir oyuncu. Türkiye için bütün bunların Avrupa Birliği'nin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu çerçevede ilişkilerimiz sadece ileriye doğru gidebilir. Sayın Mogherini'nin laflarından da yola çıkarak şunu görüyoruz. Mogherini sözlerinde demiştir ki Avrupa Birliği Türkiye'deki muhataplarıyla sadece ileriye dönük meseleleri tartışabilir. Bizim açımızdan bu sadece oldukça açık, dürüst, yapıcı, ciddi ve sükunet içerisinde yürüteceğimiz görüşmeler olacaktır. Ve bütün bu görüşmeler karşılıklı vatandaşlarımızın faydasını gözetecek şekilde hem Türk vatandaşlarının hem de Avrupa Birliği vatandaşlarının faydasını gözetecek şekilde yürütecek görüşmeler olacaktır demiştir. I would like to thank on this day the minister and the staff of the European Union Affairs Ministry represented here by the Undersecretary. Our many interlocutors in the Turkish administration, in the Turkish parliament, and international organizations and NGOs, the embassies of the member states of the European Union, but also the staff of the EU delegation for the hard work in the past year, for their support, their encouragement, and their resilient optimism, hope and resourcefulness in promoting European Union-Turkey relations and providing support to people in need. Ve bu vesileyle
Sayın Bakan'a ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın bütün çalışanlarına, burada kendilerini temsil eden Sayın Müsteşarımız nezdinde teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda Türk İdaresi'ndeki pek çok muhatabımıza, burada bulunan uluslararası örgütlere, sivil toplum kuruluşlarına, üye ülkelerin büyükelçiliklerine ve Avrupa Birliği delegasyonunda son derece sıkı çalışarak bugünleri görmemizi sağlayan, geçtiğimiz yıl içerisinde desteklerini, teşviklerini esirgemeyen ve aynı zamanda son derece kararlı bir iyimserlik, ümit ve aynı zamanda da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ileriye götürecek desteği ve imkanları bizlere amade kılan bütün herkese, ihtiyaç duyan kişilere vaktinde ihtiyaç sağladıkları için ve ikili ilişkilerimize katkı sağladıkları için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. And my special thanks to the Presidential Symphonic Orchestra and the conductor and the director and also to the artists who are coming next, Mrs. Sandra Pierce, Mr. Ayan Ustuk, Mr. Tilak Tirpan and everyone who has contributed to making this an enjoyable evening. Happy Europe Day. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, direktörüne ve şeflerine ve daha sonra sahne olacak olan sanatçılar Sayın Sandra Pires'e, Ayan Uçtuğ'a ve Dilek Hanım'a ve katkı sağlamış olan bütün herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger'e açılış konuşmalarına ötürü çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız. Şimdi de Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Sayın Selim Yeneli davet ediyoruz kürsüye. Ladies and gentlemen, now I would like to invite the Acting Undersecretary of the Ministry of European Union, Ambassador Selim Yeneli, to the stage. Thank you. Dear Ambassador Berger, dear ambassadors, dear guests, it's an honor for me to be here with you tonight on this very special day. Sayın Büyükelçi Berger, saygıdeğer büyükelçiler, saygıdeğer konuklar, böylesine özel bir akşamda sizlerle beraber olduğumuz için gurur duyuyoruz. This is indeed a special day because not only is the European Union celebrating this day, but we are doing it as a candidate country. Bu böylesi özel bir günde, günün özel olmasının sebebi sadece Avrupa Birliği gününü kutluyor olmamız değil, ama aynı zamanda bizim de aday ülke konumunda olarak bugünü kutluyor olmamız. The reason why we are celebrating it not because we want to become a member, but also we share the same values. Bugünü beraber kutluyor olmamızın sebebi aday konumunda olmamız değil, ama aynı zamanda bütün değerleri paylaşıyor olmamız. Ambassador Berger mentioned the challenges that the EU is facing. Yes, they are indeed quite daunting, but we are aware that as in the past, the EU will surmount them. Sayın Büyükelçinin de belirttiği gibi Avrupa Birliği pek çok güçlükle karşı karşıya, zorlu güçlüklerle karşı karşıya, ama yine kendisinin de söylediği gibi Avrupa Birliği bütün bunları aşacak bir örgüttür. Because it gains strength from crisis to crisis. We've seen that in the past. We know that the crises are mounting, and I think that in this case, they probably need outside help. Ve geçmişte de gördüğümüz gibi Avrupa Birliği krizlerden güç alarak çıkmıştır. Bir krizden öbürüne güçlenerek çıkmıştır ve günümüzde de böyle olacaktır ve şu anda dışarıdan alacağı yardımlarla da bu krizi güçlenerek aşacaktır. And in this case, of course, Turkey offers this help. We believe that together we can surmount all difficulties. Ve bu durumda Türkiye hiç şüphe yok ki yardımlarınız Avrupa Birliği'ne sunacaktır ve beraber bütün bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Of course, I do have to mention a little bit of politics. We are going through a difficult phase in our relationship, but we also know that this comes and goes. Tabii biraz da siyasete değinmek istiyorum. Zor bir dönemden geçmekteyiz ama şunun da bilincindeyiz. Bu gibi dönemler gelir ve geçer. This is not new, this is not novel. We've had differences and challenges in the past. In the end, we've always restarted them. Bu durum yeni bir durum değil. Her zaman farklılıklarımız oldu, zorluklarla karşılaştık ama her seferinde bunların üstesinden gelmeyi ve ilerlemeyi başardık. And it would be remiss of me if I didn't make a special mention of what the President, the Prime Minister, the EU Minister and the Foreign Minister have said today with regard to the 9th of May.
Ve tabii bu vesileyle mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, AB Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın Avrupa Birliği Günü sebebiyle söylediklerine de değinmek istiyorum. What they said in common was that despite all the difficulties we have a common future and we intend to be together to the end. Hepsinin verdiği mesajdaki ortak nokta şuydu. Yaşanan zorluklara rağmen ortak bir geleceğimiz var ve bu ortak geleceğimize ulaşmak için kararlılıkla devam edeceğiz yaptıklarımıza. And the only reason why I stand before you is because my minister is on his way to Brussels. Your minister? Our EU minister is on his way to Brussels as we speak. Bugün burada size hitap eden kişinin benim olma sebebim Avrupa Birliği Bakanımızın Brüksel'e doğru yola çıkmış olması. And we hope that he will restart the challenges that we face and we meet them and overcome them together. Ve ümit ediyoruz ki bu görevi sırasında karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek ve tekrar kaldığımız yerden devam etmek için gelişmeler kaydedecektir. But enough of politics. I'm sure that all of you here are already had enough of politics. It's time for some art. Evet, artık bu kadar siyaset politika yeter diye düşünüyorum. Herkes buraya sanattan da zevk almak için geldi. Tonight we will have important guests, the Portuguese and Austrian, I think, singer Sandra Pires, which I had the opportunity of meeting in Vienna, and of course Ayhan Uçtok, and of course will be conducted by Maestro Rengin Gökmen. Ve bu akşam son derece önemli sanatçılarla beraberiz. Portekizli ve Avusturyalı Sayın Sandra Pires kendisiyle Viyana'da bir araya gelme fırsatım olmuştu. Sayın Ayhan Uçtok ve Sayın Rengin Gökmen bu akşam bizlerle. And since I'm the last man standing before the concert, I think I should take my leave. Ve konserin başlamasının önündeki tek engel şu anda ben olduğum için artık sahneden ayrılmam gerektiğini düşünüyorum. So thank you very much, delegation. Thank you very much for coming. I do hope that we have a very enjoyable evening. Actually, I'm sure of it. I just want to remind you that we are all in it for together. Thank you very much. Eminim ki çok güzel bir akşam geçireceğiz. Teşekkür ederim. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Sayın Selim Yener'e de çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Biraz önce Büyükelçi Selim Yener'in de bahsettiği gibi şimdi kutlama gecesinin ana bölümüne geçiyoruz değerli misafirlerimiz. Sahneyi Şef Rengin Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na bırakacağız. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenör Ayhan Uçtok ve Avrupalı vokalist Sandra Pires ve piyanist Tulu Tırpan da bizlerle birlikte olacak. Onlar da sahnedeki yerlerini alacaklar. Ladies and gentlemen, moving on to the main part of our festival, we now leave you with a performance from the Presidential Symphony Orchestra led by the conductor Rengin Gökmen. Also joining us will be tenor Ayhan Uçtok of the State Opera and Ballet, and truly European vocalist Sandra Pires and pianist Tulu Tırpan.
solitaria il mio cuore disilluso d'amor nell'ombra canta una muta fontana e una stella lassù o chitarra romana accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce impaelata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina. Eu fui ao mar no meu barquinho, além do mar cruel e amor pra mim, diz que eu fui roubar a luz sem do teu olhar tão lindo. Vem cá ver se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bater no meu
cantar, sorrir, bailar, vivir. Sopa de feijão no caldeirão, e por ser muito guloso, o João Ratão descuidou-se e caiu no caldeirão. Joanita pinta os lábios encarnados de batom, veste a roupa linda e o sapato traz do mesmo tom. Há quem diria que um dia iria encontrar um dinheiro para se poder casar. Joanita pintou os lábios encarnados, cheios de batom, veste roupa linda, sapato atrás.
grande história que quero contar. Escolhe bem um homem antes de casar. Não queres um homem como João Ratão, que por ser goloso caiu no caldeirão. Come on, let's
It is a real, real pleasure to be able to be singing this next song. It's about a lost soul that is still looking to find itself. And aren't we all still looking?
Thank you.
Thank you.
olması için büyük elçimizi bırakmıyoruz. Kendisini Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasının 3 tarihlisine ödüllerini vermesini isteyeceğiz. Ladies and gentlemen, we would like to give heartfelt thanks to all our performers, but we're not letting our ambassador to go just yet. We would like to invite him to hand out the awards to the 3 winners of the European Union Delegation's Photography Competition, Faces of Europe, organized to celebrate May the 9th Europe Day. Avrupa Birliği Delegasyonu, değerli konuklarımız, Türkiye'nin yüzleriyle ilgili vizyonlarını paylaşarak yarışmaya katılmaları için amatör fotoğrafçılara çağrıda bulunmuştu bu yıl. Bu çağrıya tam 1061 katılımcı 2906 eserini göndererek yanıt verdi. Jüri bunlar arasından 3 fotoğrafı ödüle layık gördü. 20 fotoğrafında sergilenmesine karar verdi. Şimdi Sayın Büyükelçi ilk 3'e giren fotoğrafçılara ödüllerini verecek. Ladies and gentlemen, the European Union delegations called amateur photographers to share their vision of the faces of Turkey and to enter their works in a competition was answered by 1,061 participants who sent in a total of 2,906 images. From among the entries, the jury resolved to award prizes to 3 photographs and selected 20 to be displayed as an exhibition. And the ambassador will now hand out prizes to the 3 winning photographers. Evet, Sayın Büyükelçimiz ilk 3'e gelen fotoğrafçılara ödüllerini verecek demiştik. Şimdi üçüncülük ödülünün sahibi Eve Dönüş adlı eseriyle Bingöl'den Esra Bürçün. The third prize winner is Esra Bürçün from Bingöl with her photo entitled Coming Home. There she is. Congratulations. Bergama Akrabol adlı eseriyle Bursa'dan Mehmet Dağ. And the second prize winner in our competition is Mehmet Dağ from Bursa with his photo entitled Bergama Akrabol. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Çok teşekkürler. Ve son olarak değerli konuklarımız, birincilik ödülünün sahibini davet etmek istiyoruz. İstanbul'da Balık Ekmek adlı eseriyle Bahattin Erol birincilik ödülü için geliyor. Ladies and gentlemen, lastly the grand prize goes to Bahattin Erol from Kars for his work entitled Bread and Fish in Istanbul. Yes, I just would like to thank all the participants in this photo competition. We had about 3,000 photos that were presented from 1,061 participants. And I would also like the jury that has gone through all these pictures and has looked at all this and has chosen the 3 winners. So thank you very much, and again, congratulations. Bir sanatçının sunduğu aşağı yukarı 3000'e varan fotoğraf arasından seçimlerini yapan jüri üyeleri ve bütün sanatçılarımıza tebriklerimi sunmak istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Tebrikler. Değerli konuklarımız, şimdi bu muhteşem gecede Avrupa için kader kaldırmaya davet edeceğiz sizleri. Aşağıda 23 seçilmiş fotoğraftan oluşan sergimiz var, onu da gezmenizi rica ediyoruz. Resepsiyon 2 katta da gerçekleştirilecek. Dolayısıyla aşağıdaki katta da resepsiyona katılabilirsiniz. Sizleri resepsiyon salonuna davet ediyor. Afiyet olsun diyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan ötürü. Ladies and gentlemen, we now invite you to raise the glass for Europe during the reception and have to have a look at 23 selected photographs that are exhibited downstairs. The reception will also take place in both floors. So we want you to also spread into downstairs area as well. Thank you very much for your participation. Thank you.